Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ilk fetva, vatanın işgaline karşı ilk direniş. 15 Mayıs 1919 Cuma sabahı erken saatlerde İzmir Reddi İlhak Cemiyeti ve Türk Ocakları Şubesi'nden Denizli Türk Ocakları'na acil bir telgraf gelir. Telgrafta İngiliz ve Fransız destekli kalabalık Yunan ordusunun işgal için İzmir'e ayak bastığı, Yunanların daha ilk andan itibaren zulüm ve cinayetler meydana getirdiği bildirilerek İzmir içlerine doğru hareket eden işgal güçlerinin Aydın istikametine ilerleyecekleri haberi verilir. Yunanlıların İzmir'i işgal etmesinden yaklaşık 4 saat gibi kısa bir sürede tüm denizi çevresinde halk, işgale karşı protesto mitingleri düzenler. Haberin duyulmasıyla kadın erkek, yaşlı genç, halktan oluşan kalabalıkların bir kısmı Çaybaşı Mahallesi'ndeki Türk Ocağı binası ve hükümet konağı önünde, bir kısmı Delikli Çınar'daki İttihat ve Terakki Partisi'ne bağlı olanların toplandığı Meseret Kıraathanesi önünde, bazı gruplarda Kayalık Mahallesi'ndeki Müftülük binasının önünde toplandılar. Denizli'de yıllardır huzur içinde hayat sürdüren sayıları yaklaşık 5000 civarındaki Rum ve 500 civarındaki Ermenilerin de bir kısmı miting için toplanan Denizli halkının yanında yer aldılar. Ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan halk, Ulu Cami'ndeki sancak-ı şerifi alarak Müftü Ahmet Hulusi Efendi önderliğinde tekbirler getirerek belediye önüne geldiler. İşgale karşı halk direnişinin önemini bilen, halk üzerinde etkisi olan ve bu meseleye geniş bir çerçeveden bakan Müftü Ahmet Hulusi Efendi gibi din adamları tarafından milli mücadelenin bilinen ilk cihat fetvası o gün Denizli'de yayınlanmıştı. Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin Denizli bayram yerinde dile getirdiği fetvası şudur. Muhterem Denizliler, bu sabahın erken saatlerinde İzmir ilimiz Yunanlar tarafından işgal edilmiştir. Bu tecavüze karşı hareketsiz kalmak, din ve devlete ihanettir. Vatana karşı irtigap ve fenalık eden cürümilerin hakkın ve tarihin önünde affı imkansızdır. Cihat, bugün tam manasıyla teşekkür etmiş, dini vazife olarak karşımıza durmaktadır. Hemşehrilerim, karşımıza çıkarılan dünkü tebaamız Yunan'a biz mağlup olmadık. Onlar ancak ve ancak öteki düşmanlarımızın vasıtasıdır. Yunanların bir Türk beldesini ellerine geçirmelerinin ne manaya geldiğini, İzmir'de şu birkaç saat içinde irtikap ettikleri cinayetler gösteriyor. Silahımız olmayabilir. Topsuz, tüfeksiz, sapan taşlarıyla da düşmanın karşısına çıkacağız. İstiklal aşkı, vatan sevgisindeki hassasiyetimiz ve kalbimizdeki imanla bu mücadelemizin de sonunda zafer kazanacağız. Bu uğurda canını verenler şehit, geride kalanlar ise gazilerdir. Önümüzde bizleri bekleyen mücadele mutlak olarak cihad-ı mukaddestir. Sizlere vatanımızı düşmana teslim etmenin çaresiz olduğunu söyleyenler, düşman esareti altında olanlardır. Kendi irade ve kararlarına sahip değillerdir. Bu vaziyette olanların emir ve fetvası aklen ve şeyran caiz, makbul ve muteber değildir. Meşru olan münasıran ata yadigarı vatanın müdafası ve istiklal uğruna cihattır. Hemşerilerim, muhterem Denizliler, fetva veriyorum. Elinizde hiçbir silahınız olmasa bile yerden alacağınız taşları düşmana atmak suretiyle karşı koyunuz. Bizler birçok ülke ve millete hükmetmiş fatihlerin torunlarıyız. O esnada halkla birlikte mitinge katılan Rum ve Ermenileri göstererek, bunlar da bize eskilerden birer vediadır. Onlara dokunmayınız, korkmayınız, meyus olmayınız. Bu livayı hamdin altında toplanıp mücadeleye hazırlanınız. Müftünüz olarak cihad-ı mukaddes fetvasını huzurunuzda ilan ve tebliğ ediyorum. Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi. Bu olay hem Denizli hem de tüm Anadolu için önemli olmuştur. Bir devlet memuru tarafından o günün şartlarında böyle bir fetvanın verilmiş olması oldukça önemlidir. Çünkü İngiliz işgal güçlerinin boyunduruğu altındaki İstanbul hükümeti ve saraya bağlı komuta kademesi işgale karşı Anadolu'daki bu direniş hareketini maceraperest bazı kimselerin ayaklanmaları olarak görmüş ve Şeyhülislam aracılığıyla milli mücadele aleyhine fetva yayınlatarak başta Mustafa Kemal olmak üzere mücadelenin önde gelen isimleri ve birçok kuvayi milliye subayları hakkında idam fermanı çıkarmışlardır. Osmanlı Şeyhülislam'ın yayınladığı fetvada ise Kurtuluş Savaşı'na katılan herkes halifeye isyanla suçlanmış olup bağımsızlıktan yana olanlar din düşmanı olarak gösterilmiştir. Bunlar yetmiyormuş gibi bir de Sakarya Meydan Savaşı devam ederken Sultan Vahdettin 1 Eylül 1921 günü Yıldız Sarayı'nda kendine bir düğün tertip etmiştir. Umuyoruz ki bu sözler ve hikayesi bir parça da olsa bir şey ifade etmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler, abone olmayı unutmayın.